SporX. Kenan Karaman için transfer yarışı. Kenan Karaman'a talipler. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten Kenan Karaman için Beşiktaş ve Galatasaray harekete geçti. İşte ayrıntılar. Beşiktaş forvet arıyor. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Ibaubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi. Rakamda farklılık var. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı. Alman ekibiyle sözleşmesi biten Forvet'e 800 bin euro artı bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi. Şampiyonlar Ligi var. Kartal'ın, bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor. Albayrak harekete geçti. Galatasaray'da Fatih Terim'in de bon servisini aldı. Elimizden kaçırmayalım, raporu sonrası Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'den başta Beşiktaş olmak üzere dört büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Menajeri ne demişti? Kısa bir süre önce Kenan Karaman için açıklama yapan menajeri Ersin Akan, Kenan'ın sözleşmesi sona erdi. Görüştüğümüz takımlar var ama henüz bir karar vermedik. Kenan'ın biraz düşünmesi lazım. Kenan'ı Almanya'dan isteyen kulüpler de var. Teklifleri değerlendireceğiz, daha bir karar vermedik. Kenan Türkiye'ye transfer olmakla alakalı da bir karar vermedi. Türkiye'den soran kulüpler var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir ifadelerini kullandı. Kenan Karaman'ın performansı. Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti. NTV Spor. Galatasaray, Metin Öztürk adaylık dosyasını Divan Kurulu'na teslim etti. Metin Öztürk, Yönetim Kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları Divan Kurulu Başkanlığı'na sundu. Adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Galatasaray'ımız için hayırlısı olsun. Tüm adayların hepsi birbirinden değerli. Ana amacımız futbolcularımızı kampa yetiştirmek. Hazırız." Buraya 44 kişilik kadromuzla değil, şirketlerde görev alacak arkadaşlar dahil 80-90 kişi geldik. Bu ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor diye konuştu. Kazanacak başkanın futbolda yeni sezon öncesi kısıtlı zamanı olduğuna değinen Öztürk, bizim tarafımız çok net. Şu anda 12 futbolcumuz ayrıldı. Kiralıklar ve sözleşmesi sona erenler gitti. Hocamız yok. Gelir gelmez kolları sıvayacağız, hocamızı göreve davet edeceğiz, hızlıca tüm futbolcularımızı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonlukta şampiyonlar ligine kalmak da hayal. Böylece 400 milyon lira daha kaybedersiniz. Galatasaray'ın buna ne sabrı, ne tahammülü, ne de enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz, 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. İnşallah Haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız, ifadelerini kullandı. Metin Öztürk, iki yıldır seçime hazırlandıklarını ve camianın içinden gelen bir isim olduğunu aktararak şunları kaydetti. Rahmetli kayınpederim Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Kulübü'nün kökü, Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Ali Sami Yen Bey'in bize işaret ettiği yabancı takımları yenmek. Onun için Şampiyonlar Ligi bizi başka heyecanlandırıyor. Rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde bu kaybolan değerleri yerine getireceğiz ve ekonomiyi ayağa kaldıracağız. İş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var, Galatasaray taraftarı ve üyesi merak etmesin. 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada. Mali Genel Kurul düzenlenemediği için mali hesapları göremediklerini dile getiren Sarı Kırmızılı Kulübün başkan adayı, Galatasaray için ne gerekirse o yapılacak. İkinci başkanımız, Abdurrahim Albayrak, iptal edilen seçime girmeyeceğini beyan etmişti. Şimdi gireceği gözüküyor. O tarihte bize 200 milyon liranın üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz, o hazırlığımızı yaparak geldik. Geri kalanını içeri girince göreceğiz. 200 değil 300'e ihtiyaç varsa 300 için hazırız. 400'e ihtiyaç varsa 400 için hazırız. Galatasaray için ne gerekiyorsa hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasaray'ımız hak ettiği yerlerde olsun şeklinde görüş belirtti. Metin Öztürk, seçimin yeniden ertelenmesi ihtimaliyle ilgili Kulüpler Birliği, diğer kulüplerin yöneticileri ve federasyondaki dostlarımla görüştüm. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak. Bu net tarihtir. Ne Galatasaray'ın ne de başka bir kulübün başka bir tarihe tahammülü var. Bu tarihte yapılmayan seçimler Türk futbolunu bitirir. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır diyerek sözlerini tamamladı. Yönetim Kurulu aday listesi Metin Öztürk'ün aday yönetim kurulu listesinde Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Olkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı yer alıyor. Öztürk'ün yedek listesinde ise Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu bulunuyor. Başkan adayı Metin Öztürk'ün yönetim kurulu listesi belli oldu. Dikey çizgi.